Değerli öğrenciler, değerli arkadaşlar. Arapçada el-memnu'u mine's-sarf konusuna hoş geldiniz. El-memnu'u mine's-sarf ya da el-ismu gayru'l-munsarif ne demek? Hangi kelimeler ya da isimler bu kategoriye girer? Ya da ne zaman isimler memnu'u mine's-sarf olmaktan kurtulur? Bu sorulara inşallah bu dersimizde cevap vermeye çalışacağız. Şimdi gelelim el-memnu'u mine's-sarf ne demek? Bunu sizlere bir örnekle açıklamak istiyorum. Şu cümlemize lütfen birlikte bir bakalım. Birinci cümlemizde diyor ki Zara Muhammed Mahmudun Zara Mahmudun Aliyen fi beytin. Zara bir fiildir. Evet. Mahmudun burada fail olarak gelmiştir. Fail merfudur. Ne ile merfudur? Evet görüyorsunuz. Evet, damme ile merfu olmuş burada. Mahmudun. Peki Aliyen kelimesi ise mef'ulun bihtir. Peki mef'ulun bih olan bu kelime mansuptur ve mansuplu yine fetha ile olmuş aliyen kelimesi fi beytin. Beytin kelimesi ise harfi cerden sonra geldiğinden dolayı mecrur bir kelimedir. İsmun mecrurdur ve mecrurluğu kesre ile gelmiştir. Zara Mahmudun aliyen. Mahmud Ali'yi ziyaret etti. Fi beytin bir evde ziyaret etti. Peki bir de şu cümleye bakalım. Zara yine ziyaret etti. Kim? Ahmedu. Ahmet ziyaret etti. Burada yine faildir. Peki Ahmedu kelimesi yine damme ile olmuş. Fatma'yı ziyaret etti. Burada yine mef'ulun bih'tir. Ve fetha ile mansub olmuş. Fi Mekke'te. Evet, Mekke'de burası mecrurdur değerli arkadaşlar. Mecrurluğu değerli arkadaşlar görüyorsunuz. Kesre olması gerekirken fetha olmuş. Şimdi sizin dikkatinizi bu iki cümlede, evet dikkatinizi çeken çok önemli bir şey var. Bakın birinci cümlede fail değerli arkadaşlar birinci cümlede fail Mahmud'un kelimesi tenvinli gelmiş. Diğer cümlede ki Ahmet ise tenvin almamış yani Ahmedun olmamış Ahmedu olmuş. İkinci cümlede birinci cümlede Aliyen kelimesi tenvinli gelmiş. Halbuki ikinci cümlede Fatime te kelimesi tenvin almamış Fatime ten olmamış Fatime te olmuş. Birinci cümlede yine fi beytin kelimesi fi beytin kelimesi tenvin kesre almış. Bakın ama burada mecrur ise mecrur olan kelime Mekke kelimesi ise ne almış? Fetha almış. Yani mecrur olan bu kelime fi Mekketin şeklinde olması gerekirken fi Mekkete şeklinde gelmiş. Şimdi bu Ahmedu kelimesi, Fatimete kelimesi ya da Mekke kelimesinin ne tür bir özelliği var ki birinci cümledeki gibi evet tenvin almadığı ve mecrur olması, mecrur olduğunda kesre alması gerekirken fetha aldı. İşte bu kelimeleri tanıyacağız. Fakat memnu'u mine's-sarf ne demekmiş? Önce onu burada görmeye çalışalım, öğrenmeye çalışalım değerli arkadaşlar. Memnu'u mine's-sarf ya da el-isim gayr-ül-munsarif ne demekmiş? Tenvin alması gerektiği halde tenvin almayan ya da mecrur olduğunda kesra değil de fetha alan mecrurluk işareti olarak fetha alan kelimelere biz memnu'u mine's-sarf diyoruz. Demek ki temelde iki şeye dikkat ediyoruz. Bir, tenvin almayacak bu kelimeler. Merfu olduğunda ya da mansup olduğunda normalde dünden şeklinde tenvin alması gerekiyor. Tenvin almayacak. Bir de mecrur olduğu durumda, mecrurluk işareti olarak fetha alacak. Fethayı da yine tenvinle almayacak. Sadece Mekke te şeklinde evet ifade etmiş olacak değerli arkadaşlar. Şimdi bu kelimeler acaba hangi tür kelimeler? Yani memnun minas-sarf cümle içerisinde bu şekilde olabilecek kelimeler hangileri? Önce onu bir incelemeye çalışalım. Bakın kitabımızda aslında güzel bir evet kategorisi var kitabımızın. Diyor ki el-ismul memnun minas-sarf. Memnun minas-sarf olan kelimeler. Memnun minas-sarf olan kelimeler. Arba'atu aksam. Dört kısımda değerlendiriyoruz biz bunu diyor. Memnun minas-sarf olan kelimeleri dört kısımda değerlendiriyoruz. Bir, el-alem. Alem yani özel isim. Özel isim olan kelimelerden hangileri acaba memnu'u mine's-sarf? Onu değerli arkadaşlar birlikte bakalım. Bir. Diyor ki İzâ kâne muennefen. Şayet müennesse. Kelime şayet müennesse. Yani şöyle diyebiliriz değerli arkadaşlar. Müennes olan bütün özel isimler memnu'u mine's-sarftır diyebiliriz. Yani tenvin almaz. Asla tenvin almaz. Ve mecrur olduğunda da mecrurluk işareti olarak fetha alır. Peki
Bu kelimelere bakın. İster Hadicetu gibi, evet, bir kadın ismi olsun. İster Dimeşk gibi bir şehir ismi olsun değerli arkadaşlar. Bakın, biliyorsunuz ülkeler, ülke isimleri, şehir isimleri, il, ilçe, köy, kasaba, bunların hepsi müennes sayılıyordu. Bunlar özel isim. Evet, bunlar da demek ki müenneslik kategorisine giriyor. İsterse zahiren kapalı T, yani mesela Hamze kelimesi gibi olsun. Evet, bu Hamze kelimesini de buraya yazabilirsiniz. Hamze kelimesi normalde müzekker bir kelime. Hakiki müzekker. Evet, canlı başlı bir erkeği işaret ediyor aslında Hamze. Fakat sonunda müenneslik alameti var. Dolayısıyla bu tür kelimeler de yine ne sayılıyor? Müennes kısmına giriyor burada ve değerli arkadaşlar memnun minas sarf sayılıyor. Hamzeh gibi, Talhah gibi, mesela Talhah kelimesi de yine müzekker bir kelimedir. Fakat sonunda ne var değerli arkadaşlar? Kapalı T var. Sadece kapalı T'den bahsediyorum. Kapalı T varsa bir müzekker isimde o da memnun minas sarf oluyor değerli arkadaşlar. Bu bir. Peki bunun dışında şimdi demek ki bütün müennes olan özel isimlerin tamamını memnun minas sarf yaptık. Peki müzekkerlerden hangisi? Ha, müzekkerlerden birincisi dedi ki böyle kapalı T olan kelimeler, özel isimler, müenneslik alameti olarak kapalı T olan kelimeler değerli arkadaşlar memnun minas sarftır. Bir de acemi olan kelimeler. Acemi kelime ne demek? Acemi yabancı kelime demek. Yani Arapçaya değerli arkadaşlar yabancı lisandan, yabancı bir kelimeden ve yabancı bir dilden gelmiş olan özel isimler. Mesela ne gibi? İbrahimu gibi. İbrahimu ya da İsmailu gibi. Mesela Yusufu gibi. Yusuf. Yakup gibi mesela. Yusuf diyelim şuraya. Yakup gibi mesela. Bunlar hep değerli arkadaşlar yabancı. Yani İsrail oğullarının peygamberlerinin tamamı aslında yabancıdır. Ve cümle içerisinde nasıl gelmiştir? Yabancı bir acemi bir isim olarak gelmiştir. Ve memnun minas sarftır. Peki hocam ben bir ismin yabancı olup olmadığını nasıl anlayacağım? Şöyle değerli arkadaşlar köklerini ayıracaksınız. Mesela diyelim ki Selim kelimesi yabancı bir isim midir değil midir? Diyeceksiniz ki bana hayır hocam yabancı değildir. Çünkü bu Selime kelimesinden türemiş bir isimdir. Peki ben size desem ki Muhammed kelimesi yabancı bir isim midir? Hayır hocam çünkü Hamide kelimesinden Muhammed değil mi? İsim meful olmuş. Dolayısıyla yabancı bir kelime değildir. Peki ben size sorsam Ekrem kelimesi yabancı bir midir diye sorsam. Hayır hocam bu Kerume kelimesinden ismi taftil olmuş değil mi? Ekrem ismi taftil olmuş ve yabancı bir kelime değildir dersiniz. Ha, demek ki kökünü Arapça olarak bulabildiğimiz kelimeler ne değildir? Evet yabancı değildir. Onun dışında İbrahim'u gibi mesela İbrahim kelimesi ne ismi faildir ne ismi meföldür ne sıfat-ı müşebbih. Yani bunun kökünde bir Arapçalık yoktur. İsmail, Yusuf, Yakup, Cebrail, Azrail mesela bunların hepsi İsrailoğullarından bize gelmiş kelimelerdir değerli arkadaşlar. Fakat bunlardan şöyle bir istisna var. Bakın. Ortası sakin olan Nuh gibi, Hud gibi ya da Ad gibi bu tür kelimeler yabancı olduğu halde, bakın Nuh, Hud, Ad, bunların hepsi yabancı. Yabancı olduğu halde ortası sakin olan bu tür kelimeler memnu minas sarf kısmına girmiyor. Yani bunlara Nuhun deriz. Merfu olduğunda ya da mansup olduğunda Nuhen, mecrur olduğunda Nuhin deriz. Memnu minas sarf gibi değil ya da gayrı musarif gibi değil yani. Tamam mı? Bunları bu kategorinin içerisine almıyoruz. Onun dışına atıyoruz. Hangi tür kelimeler demek ki? Ortası sakin olup 3 harfli olan özel isimler bu kategoriye girmiyor. Peki sonra. Ya da diyor ev mahtumen bi elifin ve nunin zaideteyni. Evet. Zaid fazladan sonradan gelmiş olan. Evet. Elif ve nun sonradan gelmiş olan. Elif ve nun sonunda elif ve nun olan özel isimler. Tabii erkek isimleri. Eğer kadın ismi olsa zaten ne olmuş oluyor? Mühendislik kısmına girmiş oluyor. Peki özel olan bu tür isimler mesela Uthman gibi. Bu aslında Ayn, F ve Mim'den müteşekkil bir isim, bir kökü vardır bu kelimenin. Fakat sonra Elif ve Nun gelmiş Uthman şeklinde olmuş. Ya da Affen şeklinde olmuş. Ya da Adnan şeklinde. Görüyorsunuz sonundaki değerli arkadaşlar Elif ve Nunlar
Evet, ne yapıyor? Bunları memnu' min es-sarf yapıyor. Bizim Türkçe'de de kullandığımız Selmen mesela, değil mi? Rıdvan mesela. Bunların hepsi de yine aslında Arapça olduğu halde, yani yabancı bir kelimeden gelmediği halde memnu' min es-sarf sayılır. Niye? Sonunda çünkü elif ve nun olan bir özel isimdir. Peki başka? Ev murakkeben terkiben mezciyen. Ya da mürekkepse, bir kelime mürekkepse. Mürekkep ne demek değerli arkadaşlar? Yani iki kelimeden oluşmuş tek bir özel isme biz mürekkep kelime diyoruz. Türkçede de var bu, değil mi? Yani mesela diyelim ki Türkçede nasıl var? Fenerbahçe diyoruz mesela. Fenerbahçe aslında iki kelimeden oluşmuş tek bir kelimedir. Yani bu kelimenin ne Fener'le ne Bahçe'yle bir alakası var. Bu kelime artık Fenerbahçe olmuş bir tek kelime. Ya da Çanakkale diyelim mesela. Beşiktaş mesela. Bakın iki kelimeden oluşmuş tek bir kelime. Bunların ikisi ayrı ayrı olarak değerlendirilmez. Tek bir kelime olarak değerlendirilir. Arapça'da aynı şekilde Hadramaut. Hadramaut bir yer ismidir bu. Yemen'de bir yer ismidir. Aslında bu kelime Hadramaut, yani ölüm geldi manasında bir kelimeydi. Fakat ne olmuş? Hadramaut şeklinde tek bir kelimeye dönüşmüş. Demek ki bu tür kelimelerde, yani bu tür mürekkep olan kelimelerde yine memnu' min es-sarf sayılıyor. Ya da ba'le bek. Bakın yine ba'l ve bek'ten oluşmuş bir kelime bu. Ba'le bek kelimesi de yine ne sayılmış? Memnu' min es-sarf sayılmıştır. Ba'le bekku deriz. Ba'le bekkun demeyiz. Ya da hadramautun demeyiz. Hadramautu şeklinde ifade ederiz değerli arkadaşlar. Peki ya da memnu' min es-sarf olup da özel isimlerden tabii. Şimdi özel isim kısmındayız değerli arkadaşlar. Özel isim olup da memnu' min es-sarf olan kelimeler başka hangisidir? Ala veznil fi'il. Fiil gibi kullanılan özel isimler de yine memnu' min es-sarf'tır. Fiil gibi kullanılan. Ne gibi mesela? Ahmedu gibi ya da Yezidu gibi. Hocam bunlar nasıl fiil gibi kullanılıyor? Tam anlayamadım. Dediğinizi duyar gibiyim. Evet, şuradan bir örnek olarak vereyim değerli arkadaşlar. Evet, şurayı sileyim şöyle. Evet, şurayı silelim. Şimdi mesela diyelim ki Ahmedu talibun müştehidun. Ahmedu talibun müştehidun diyorum. Bu bir isim cümlesidir. Ahmedu mübtedadır. Talibun, evet, burada haberdir. Müştehidun kelimesi ise sıfatıdır. Peki bir de şu cümleye bakın. Ahmedu Allah'a kesiran. Ahmedullah'a kesiran. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. Burada bu cümle, bak bu bir isim cümlesiydi birincisi. Fakat ikincisi ise bir fiil cümlesidir. Hocam nasıl fiil cümlesi? Ahmedu hamd ediyorum diyorsun. Hamide kelimesinden bakın. Muzari yapmışım. Hamide yahmedu. Muzarisi yahmedu kelimesi. Ahmedu ben hamd ediyorum. Ahmedullah'a Allah'a hamd ediyorum kefiran. Allah'a çok hamd ediyorum. Ha, bakın buradaki Ahmedu kelimesi ile buradaki Ahmedu kelimesi görünüşte harfler bakımından, söyleniş bakımından aynı. Ama birisinde isim olarak kullanıyorum. Diğerinde ise bir fiil olarak kullanıyorum. Ya da diyelim ki Yezidu, Yezidu, evet, raculun, bakhilun. Ne diyorum mesela? Yezidu, Yezidu, Yezid, raculun bir adamdır. Nasıl bir adam? Bakhilun, cimri bir adamdır. Peki, bir de şu cümleye bakın. Bu bir isim cümlesidir, değil mi? Yezid, evet, nasıl bir adammış? Cimri bir adammış. Peki, Yezidu, Yezidu, adedu, Es-sukkani fi Türkiye. Evet, Türkiye'de diyorum. Türkiye'de diyorum. Evet, artıyor. Yezidu. Bak, Z'de Yezidu. Değil mi? Bu bir fiildir. Burada değerli arkadaşlar bakın işler değişti. Şimdi Yezidu kelimesi, buradaki Yezidu kelimesiyle buradaki Yezidu kelimesi, evet, görünüşte, söyleniş bakımından aynı. Fakat birisinde isim olarak kullandım. Diğerinde ise bir fiil olarak kullandım. Yezidu adedü sükkan. Evet, nüfus sayısı artıyor diyorum. Fi Türkiye. Türkiye'de nüfus sayısı artıyor şeklinde ifade. İşte bu tür kelimeler. Yani hem fiil olarak kullanılabilen hem isim olarak kullanılabilen
Özel isimlerde memnu minas sarf. Türkçe'de de var bunun gibi benzer kelimeler değil mi? Mesela diyoruz ki döndü diyoruz mesela. Döndü. Döndü diye özel bir isim var. Bir kadın ismi değil mi? Aslında bu aynı zamanda bir fiil olarak da kullanılabiliyor. Ya da diyelim ki satılmış diyoruz mesela. Satılmış amca. Satılmış aynı zamanda özel isim olduğu gibi bir fiil olarak da ne yapılabiliyor? Kullanılabiliyor. Arapçada bu tür kelimelere yine değerli arkadaşlar ala veznil fiil diyoruz. Yani fiil vezinde olan kelimelerdir diyoruz. Ahmedu ya da Yezidu gibi. Bu tür kelimeler nasıl olur? Memnu'un min sarf olur. Başka? Ev ya da ala vezni fual. Fual vezninde olursa bir isim görün ki evet fual vezinde. Fual. Evet. O takdirde ne olacak değerli arkadaşlar? Memnu'un min sarf olacak. Ne gibi? Umaru mesela. Ya da Zuhalu. Zuhal bir yıldız, özel bir yıldız ismidir değerli arkadaşlar. Necm demiyoruz da Zühal. Çünkü ona artık özel bir isim verilmiş. Evet, bu tür kelimelerde yine mesela Zufaru. Zufar. Evet. Zufaru. İmam-ı Azam'ın değil mi? Öğrencilerinden birisidir Zufar. Mesela bu da yine aynı şekilde nedir? Memnu'un min sarf olan kelimelerdendir. Demek ki Arapçada memnu min sarf olan yani tenvin almayan ya da mecrur olduğunda mecrurluk işareti olarak kesra değil de fetha alan özel isimler evet bunlarmış değerli arkadaşlar. Müennes olacak. Müennes olan kategorinin tamamı. Onun dışında müzekkelerden hangisi? Bakın diğerleri hep müzekker. Evet müzekkelerden yabancı olanlar, sonu elif ve nunla bitenler. Evet mürekkep olanlar, iki kelimeden oluşmuş tek bir kelime. Onun dışında evet fiil gibi kullanılanlar ve fual vezinde olan kelimelerdir. Peki başka hangi kelimeler memnu min sarf kısmına giriyor? Bir de evet değerli arkadaşlar içerisinde sıfat anlamını taşıyan kelimelerdir. Bunlar belirli kalıplar aslında. Belirli kalıplardır. O kalıpları bildiğiniz zaman rahat bir şekilde bu kelimeleri de çıkartabilirsiniz. Şimdi kitabımız bunları veriyor. Örnek olarak gösteriyor bize. Neymiş? İkincisi sıfat anlamını taşıyan kelimelermiş burada bakın. Evet, birincisi اِذَا كَانَ مَخْتُومًا بِاَلِفٍ وَنُونٍ زَائِدَتَيْنِ Sonunda yine elif ve nun olanlar. Ama hangi kalıpta bakın bunlar? Fa'lan kalıbında olan. Bakın bir fa'lan kalıbında olan kelimeler. Fa'lan kalıbını siz daha önce duydunuz. Neredeydi bu? Evet, sıfat-ı müşebbihede bir evet fa'lan kalıbımız vardı değil mi? Mesela ne gibi? Ta'banu, cev'anu, şeb'anu gibi değil mi? Taban yorgun, cev'an aç, şeb'an tok anlamına gelen bu tür kelimeler. Bir. Demek ki fa'lan evet vezninde olan kelimeler neymiş? Memnu'un min sarfmış. Peki iki. Ev ala vezni ef'alu. Ef'alu vezninde olan. İki şuraya yazayım. Ayrıca şöyle ef'alu. Ef'alu vezni nerede görmüştük hatırlarsanız değerli arkadaşlar? Bir sıfat-ı müşebbehede görmüştük. Renkler ve kusurlarla alakalı. Ahmaru, asfaru, ezraku gibi mesela. Ya da ismi tafdilde görmüştük değil mi? Ekbaru, değil mi? Asgaru gibi ismi tafdil olan kelimelerde görmüştük. İşte bu tür kategoriye giren kelimeler memnu'un min sarftır. Başka? Fa'la'u kelimesi. Üçüncüsü demek ki neymiş? Fa'la'u kelimesi. Fa'la'u kelimesi de yine renk ve kusurlardan müennes olanlar vardı. Hatırlarsanız. Ahmaru hamra'u diyorduk. Asfaru safra'u diyorduk. Mesela ahmaku hamka'u diyorduk. İşte o tür kelimelerde yine memnu'un min sarftır. Örnek olarak vermiş. Mesela ekbaru gibi ya da beyda'u kelimesi de olduğu gibi. Peki ya da ev ala vezni fual. Bir de fual vezninde olanlar. Fual vezninde olanlar değerli arkadaşlar. Ne gibi mesela? Evet bunu nereden hatırlıyoruz fual vezninde olanlar? Evet şöyle düşünüyorum. İsmi tafdilin çoğulunda galiba değil mi? İsmi tafdilin çoğulu nasıldı? Ekbaru, ekbarani, kubaru mesela. Asgaru, asgarani, sugaru diyorduk. İsmi tafdilin çoğulu olan kelime fual vezninde geliyor. Demek ki uharu kelimesi de yine aharu, aharani ve uharu şeklinde gelmiş oluyor. Uharu kelimesi de yine memnu'un min sarf şeklinde gelmiş değerli arkadaşlar. Başka? Son? Evet, beşinci. Ev ala vezni mef'al ya da mef'al ve fu'al. Mef'al, mef'alu ya da fu'al vezinde olan üleştirme sayıları değerli arkadaşlar. Bunlar hatırlarsanız biz daha önce sayıları öğrenmiştik. 1, 2, 3, 4, 5 bunlar normal sayı.
Bir de sıra sayıları var. Onları öğreneceğiz inşallah. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci şeklinde. Bir de üleştirme sayıları var. Onlar da nasıldır? Birer, ikişer, üçer, dörder şeklinde. Arapçada üleştirme sayıları değerli arkadaşlar iki kalıpta kullanılır. Mef'al kalıbı ya da fual kalıbı. Mef'al ya da fual kalıbı. Bakın burada örneğimizi vermiş. Diyor ki methne kelimesi mesela. Methne ikişer ikişer. Mef'al kalıbında bakın. Thulâthu kelimesi mesela. Thulâthu kelimesi yine üçer fualu kalıbında üçer üçer manasını ifade etmiş oluyor. Mesela marba'u desem mef'al kalıbında kullansam. Marba'u dörder dörder. Ya da ruba'u desem yine dörder dörder. Bu kalıplardan ikisinden herhangi birini kullanabilirim değerli arkadaşlar. Mesela uhadu desem. Uhadu birer birer anlamına gelir. Humasu evet beşer beşer anlamına gelir. Mahmasu dersem yine beşer beşer. Yani ister mef'al kalıbı olsun ister fual kalıbı olsun. Rakamları bu kalıplara soktuğum zaman üleştirme haline getirmiş oluyorum. Üleştirme sayısı haline getirmiş oluyorum. Yani birer birer, ikişer ikişer, üçer üçer anlamını taşımış oluyor. İşte bu tür kelimelerde yine ne olmuş oluyor? Memnu mine sarf olmuş oluyor. Demek ki tekrar buraya dönecek olursak sıfat anlamını taşıyan kelimelerden bu 5 kalıba girenler. Fe'len kalıbı, şeb'an gibi mesela ef'alu, fe'la'u, fu'alu, mef'alu ve fu'al kalıbına girenler değerli arkadaşlar memnu mine sarf oluyorlar. Hocam memnu mine sarf olunca ne oluyor? Tekrar hatırlatayım. Tenvin alamıyor cümle içerisinde. İster merfu olsun ister mansub olsun tenvin alamıyor. Ya da mecrur olduğunda kesra değil de fetha alıyor değerli arkadaşlar. Aynı Cemî-i Müennes Salim'de de böyle bir benzerlik var değil mi? Cemî-i Müennes Salim'de de yine merfu olduğunda damme alıyordu. Mansub olduğunda da mecrur olduğunda da ne alıyordu? Kesra alıyordu. Orada da öyle bir durum vardı. Burada da ona benzer bir durum vardır değerli arkadaşlar. Tabi orada Cemî-i Müennes Salim olan kelime de temin alıyor. Onda bir şeylik yok. Fakat kesra olduğunda burada fetha alıyor. Orada ise fetha olduğunda kesra alıyordu. Mansub olduğunda daha doğrusu kesre alıyordu. Peki gelelim şimdi son olarak el ismu. Bunun dışında şimdi özel isimleri saydı bize. Sıfat anlamını taşıyan kelimeleri saydı. Peki bunun dışında olan isimler, bunun dışında olan isimler hangileridir diye söyleyecek bize şimdi. İza kana mahtuman bil elif'il memdude. Elif'in memdude ile evil maksura ya da elif maksura ile biten kelime varsa. Bir isim var ki sonu elif memdude ya da elif maksura ile bitiyor. Mesela ne gibi? Sahra'u ya da zikra kelimelerinde olduğu gibi. Bak sahra kelimesi sonu elif memdude ile bitiyor. Zikra kelimesi ise evet sonu yine elif maksura ile bitiyor. Bu tür kelimelerde zikra hatıra demek biliyorsunuz. Evet bu tür kelimelerde yine memnu' min as-sarf şeklinde ifade ediliyor. Ama dikkat edeceğiz değerli arkadaşlar. Burada ister elif memdude olsun ister elif maksura olsun mutlaka 3. harf ve ondan daha fazlası. 3. ya da 4. harf yani daha fazlası olacak. İlk 3 harfin bir tanesi olmayacak. Yani kelimeye fazladan gelmiş olacak. Kelimenin kökünde olmuş olmaması gerekiyor. Dolayısıyla mesela me kelimesi ya da seme kelimesi ya da bine kelimesi memnu mine sarf mıdır diye sorsam size bana diyeceksiniz ki hayır hocam. Niye? Çünkü bu elif-i memdude dediğimiz kelime üçüncü ve daha fazlasındaki bir harfte değil. Ha, bakın burada me kelimesinde ikinci bir harfte. Seme kelimesinde üçüncü harf. Ha, üçten fazlası olacak. Yanlış söyledim burada. Yani üç ve üçüncü harften sonrası kelimelerde olacak. Üçüncü harften sonrası. Tekrar ediyorum burayı. Evet dilimiz sürçmüş oldu değerli arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burada üç ve fazlası, üçüncü harften fazla olacak. Üçüncü harf olmayacak. Yani bir, iki ve üçüncü harflerden bir tanesinde olmayacak da ondan sonrakinde olacak. Mesela ne gibi? Sahra kelimesinde ya da zikra kelimesinde olduğu gibi. Bak, üçten sonra geliyor. Üçten sonra geliyor. Sahra kelimesinde ya da zikra. Halbuki me kelimesinde ya da seme kelimesinde ya da bina kelimesinde üçten sonra gelmemiş. Evet. Üçten sonra gelmediğinden dolayı biz bunlara memnu'un min sarf diyemeyiz. Me'un deriz. Seme'un deriz. Bina'un deriz. Ya da binaen ya da binain. Yani bunlar memnu'un min sarf kategorisine girmez değerli arkadaşlar. Halbuki mesela diyelim ki ulema kelimesi alimler anlamına gelen bu kelime. Ulema kelimesi bu memnu'un min sarfa girer mi? Evet girer. Bakın ulema sonu neyle bitmiş? Evet elif-i memdu'yla bitmiş. Kaçıncı harf? Üçten sonraki harflerde. Ayn, lam ve mimden sonraki harflere gelmiş. İşte ulema un diyemem o zaman. Ulema u derim.
ya da ulema'e şeklinde ifade etmiş olurum değerli arkadaşlar. Peki, başka yine isimlerden değerli arkadaşlar. İza kâne alâ sîgati muntehel cumû'. Bakın, sîgati muntehel cumû' olan kelimelerdir diyor. Şimdi sîgati muntehel cumû' ne demek değerli arkadaşlar? Sîgati muntehel cumû' ne demek? Onu ben şöyle açıklayayım size. Tabi onların bazı kalıpları var ama, bazı kalıpları var da ben size daha kolay bir şekilde açıklayayım şöyle. Mesela diyelim ki sîgati muntehel cumû' bir kere çoğul bir kelime. Cumû' dediğine göre çoğul bir kelime. Fakat cem-i teksir olan bir kelimedir. Cem-i teksir yani düzensiz çoğul. Düzensiz çoğul olup da ortasında elif olan ve ondan sonra da en az iki harf olan kelimelere sıyat-ı muntehel cumu' bir kelimedir diyebiliriz. Mesela mesacit kelimesi. Mesela mefatih kelimesi. Ya da diyelim ki derahim kelimesi. Bakın değerli arkadaşlar, bu tür kelimeler nedir? Memnu' minessarftır, tamam doğru. Fakat cümle içerisinde hangi kategoriye girmiştir? Sıyat-ı müntehel cumu' kelimesi kısmına girmiştir. Ve neden peki sıyat-ı müntehel cumu' kelimesine? Çünkü bu tür kelimeler cem-i teksirdir. Düzensiz çoğuldur. Ortasında ne var? Ortasında bir elif var. Ve kendisinden sonra en az iki harf var. Bakın burada şöyle göstereyim ben size. Şöyle işaretleyelim. Mesacit kelimesi bakın. Elif var. Ondan sonra da iki harf var. Mefatih mesela. Ortada elif var. Sonrasında üç harf var. En az. En az iki harf. Derahim kelimesi bak. Elif var. Ortasında ne var? Ortasında elif var. Kendisinden sonra da en az iki harf var. Demek ki sigat-ı müntel cumhur kelimesi değerli arkadaşlar. Düzensiz çoğul olup da ortasında elif olan ve ondan sonra da en az iki harf olan kelimelere biz sıyat-ı muntehel cumu' kelimeler diyormuşuz. Dolayısıyla şu kelime mesela aklam kelimesi. Aklam kelimesi ne değildir? Evet, bu bir kere düzensiz çoğul. Ortasında da elif var. Fakat memnu' minessarf değildir. Çünkü sıyat-ı muntehel cumu' kısmına girmiyor. Niye hocam? Çünkü ortasında elif var ama ondan sonra bir harf var. En az ne demiştik? İki harf olacak diye söylemiştik. Dolayısıyla bu aklam kelimesini bu kısma evet sokamayız. Yani bu aklam kelimesi memnu' minessarf bir kelime değildir. Mesacit, mefatih ya da derahim gibi ortasında elif olup da en az kendisinden sonra iki harf olan kelimelere biz memnu' minessarf diyoruz değerli arkadaşlar. Bunların belli kalıpları var. Bakın burada kitabımızda. وَهِيَ الَّتِي فِي وَسَطِهَا أَلِفٌ بَعْدَهَا حَرْفَانِ اَوْ اَكْفَرٍ Ortasında elif olup da ondan sonra da iki ya da daha fazla olan harfler. Hangileri onlar? İşte mefail kalıbı ya da fa'il kalıbı gibi. Ya da diyelim ki fevail kalıbı. Evet. Ya da fevail kalıbı. Ama bu kalıpları böyle düşünmenize gerek yok. Bakıyorsunuz bu kategoriye giren kelimeler hangileriymiş? Memnu' minessarf olan kelimeler bu kategorideki kelimeler hangileriymiş? Cem-i teksir olup yani düzensiz çoğul olup da ortasında elif olan ve ondan sonra da en az iki harf olan kelimeler memnu' minessarf kısmına giriyormuş değerli arkadaşlar. Peki şimdi buraya kadar olan konuda bir özet yapalım değerli arkadaşlar. Şimdi memnu' minessarf ya da evet el isim gayrül munsarif ne demek? Memnu' minessarf ya da el isim gayrül munsarif ne demekmiş? 1. Tenvin almayan. 2. Mecrur olduğunda kesre alması gerekirken fetha alan. Yani mecrurluk işareti olarak ne alıyor? Fetha alıyor. O zaman hocam o kelime mansup mu oluyor? Hayır, mansup olmuyor. Yine mecrur oluyor. Ama mecrurluk işareti olarak ne alıyor? Fetha alıyor. Peki, bu tür kelimeleri biz kaç kategoride değerlendirebiliriz? 3 kategoride değerli arkadaşlar. 1. Özel isimler, sıfat anlamını taşıyan kelimeler ya da bunun dışında olan isimlerdir. Bunun dışında olan isimlerdir. Peki şimdi önce alem olanları bir inceleyelim özel isimlerden. Hangileriydi? Müennes olanlar. Ne gibi? Fatime, Hamze, Mekke gibi. Bakın ister müennes kendisi hakiki müennes olsun. Fatime gibi, Zeynep gibi mesela. Tamam mı? Merve gibi. İsterse sonunda
müennestik işareti olan kapalı T olan müzekker kelimeler olsun. Hamzeh gibi, Talhah gibi mesela, Halifeh gibi mesela özel isimlerden. Mekke gibi, İstanbul gibi, Ankara, Konya bunlar da yine ne sayılıyor değerli arkadaşlar? Şehir isimleri müennes olduğundan özel isim olarak memnun minasarf sayılıyor. Bu bir. İki, acemi yani yabancı olan kelimeler. Ne gibi? Yusuf, Yakup, İbrahim değil mi? İsmail gibi olan kelimeler. Üç, sonunda elif ve nunla biten kelimeler. Üthmen gibi değil mi? Bak sonu elif ve nunla bitiyor. Üthmen, Selmen, Rıdvan, Affen gibi kelimeler. Dört, mürekkep olan kelimeler. İki kelimeden oluşmuş tek bir kelime. Hadramaut gibi mesela. Ba'lebek gibi mesela. Ya da diyelim ki Çanakkale gibi mesela. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş değil mi? Bunların hepsi mürekkep kelimelerdir. Başka fual vezinde olan kelimeler. Umeru gibi mesela. Zuferu gibi mesela. Bunlar da memnu' minas sarf olan kelimelerdir. Başka fiil vezinde olan yani aynı zamanda o kelimenin fiil gibi kullanılan şekilleri varsa şayet onlar da memnu' minas sarftır. Ne gibi mesela? Ahmedu gibi, Yezidu gibi kelimelerdir değerli arkadaşlar. Onun dışında mesela eşraf kelimesi de yine. Eşrafe el muallimu ala tullab de diyoruz. Evet raaytu eşrafe de diyoruz. Eşrefi gördüm şeklinde. Ya da ekrama kelimesi de aynı şekilde. Yani aslında if'al babından olan özel isimler hep memnu' minas sarf olur değil mi? Peki bunun dışında olan isimler hangileridir? Ya da memnu' minas sarf olan kelimeler hangisidir? Sıfat anlamını taşıyanlar. Bunlar ef'alu vezinde olanlar bir. Ahmaru gibi mesela. Değil mi? Ef'alu vezinde bakın. Ahmaru renkler ve kusurlar. Ya da ekbaru gibi ismi taftiller. Ekbaru. Ya da fe'la'u kalıbında olanlar. Ahmaru kelimesinin tabi müennesi. Hamra'u gibi. Hadra'u gibi mesela. Başka şa'banu. Bakın şa'banu kelimesi. Fe'lanu kalıbında olan. Şa'ban. Ya burayı yanlış yazmışım. Şeb'an olması lazımdı burada. Burayı yanlış yazmışım. Bu özel isme giriyor Şaban kelimesi. Burayı düzeltelim değerli arkadaşlar. Evet Şeb'an diyelim. Şeb'anu. Şeb'an fe'lan kalıbında bir nedir? Sıfat anlamını taşıyan bir kelimedir değerli arkadaşlar. Peki bu kelimeler yine ne olmuş oluyor? Memnu' minas sarf olmuş oluyor. Şeb'an tok anlamına gelir. Cev'an evet aç anlamına gelen bir kelime. Ya da fu'al vezinde olan evet kelimelerdir. Uharu gibi. Hatırlarsanız fual vezni nerede görmüştük? İsmi tafdilin çoğullarında. Uharu, kubaru, suvaru. Diyeceksiniz ki hocam fual vezninde burada da vardı. Bakın umaru gibi, zufaru gibi. Ama aralarında fark var. Burası özel isim. Burası ise sıfat anlamını taşıyan kelimeler. Uharu, kubaru. Hocam sıfat anlamını nasıl taşıyor? Yani büyük, daha büyük anlamında hep böyle sıfat içinde sıfat kelimesini kullandığımız ve genellikle cümle içerisinde bir şeyin sıfatı olarak kullandığımız kelimeler. Uhadu kelimesi. Bu da yine aynı şekilde fualu vezinde ya da mef'al vezinde olan üleştirme sayılarıydı. Sayılarıydı. Uhadu birer birer anlamında fualu vezinde. Methlethu kelimesi ise evet mef'alu kalıbında üçer üçer anlamına gelen bu tür kelimeler de yine memnu' minas sarftır. Başka değerli arkadaşlar bunların dışındaki isimlerden sonu elif-i memdude ile biten. Ya da değerli arkadaşlar elif maksur ile biten. Mesela sahra kelimesinde olduğu gibi. Ya da buşra kelimesinde olduğu gibi. Buşra burada bu arada özel isim olarak düşünmüyorum. Buşra aynı zamanda müjde anlamına da geliyor. Müjde anlamına gelen bu kelime, isim değerli arkadaşlar. Sonunda elif maksuru olduğundan dolayı memnu' minas sarf şeklinde ifade edilmiş olur değerli arkadaşlar. Ama bunlar tabi kelimeye fazladan gelecekti. Yani 3 harften sonraki bir şekilde gelecekti. Sonra sıgat-ı müntehel cumu olan kelimeler vardı isimlerden. Evet, mesacit gibi, mesacit gibi ya da masabih gibi kelimeler. Bunlar da yine memnu' minas sarf. Yani cem-i teksir olup da, düzensiz çoğul olup da, evet ortasında elif olup, kendisinden sonra da en az iki harf olan kelimeler bu kategoriye giriyordu değerli arkadaşlar. Peki, şimdi gelelim değerli arkadaşlar bir konuya daha. Burada ayrıntılı bir, ufak bir konu daha kaldı. O da nedir? Bir kelime. Memnu' minas sarf olan bir kelime değerli arkadaşlar. Ne zaman memnu' minas sarf olmaktan çıkar? Yani ne zaman tenvin alabilir? Ya da daha doğrusu diyelim ki mecrur olduğunda fetha alabilir hale gelir. Mecrur olduğunda fetha alabilir hale gelir.
Deriz ki iki durum var. Bunun için iki durum var. Bir, el takısı alırsa. Bakın, اِذَا كَانَ مُعَرَّفًا بِاَلْ. Bir kelime el takısı aldı mı artık mecrur olduğunda fetha alabilir hale gelir. Şey, affedersiniz, mecrur olduğunda kesre alabilir hale gelir. Ya da muzaaf olduğunda. Memnun minasaf olan kelime eğer muzaaf olursa yine de evet mecrursa şayet kesre alabilir hale gelir. Bakın şu cümleye şimdi. يَخْرُجُ اَتْطُلَّابُ. Öğrenciler çıkıyor. مِنْ el medarisi. Bakın el takısı almış. Medaris kelimesi aslında siyat-ı müntehel cumu' kısmından memnu' minassarf bir kelimedir. Fakat el takısı alınca artık min el medarisi şeklinde kesre alabilir hale gelmiş değerli arkadaşlar. Yahrucut tullabu min el medarisi zuhran. Öğrenciler okuldan, okullardan öğlen çıkıyor şeklinde ifade ediyor. Yani bu cümle şöyle olsaydı. Yahrucut tullabu min medaris, okullardan çıkıyor manasında bu medaris olsaydı o zaman medarise derdim. Çünkü burada memnun minasarftır. Min'den sonra geldiğinde mecrurluğu fethayla yapılması gerekiyordu. Fakat el takısı gelince artık bu medaris kelimesi memnun minasarf olmaktan çıkmış ve kesre alabilir hale gelmiş. Bu bir. Demek ki el takısı alırsa memnun minasarf olan isimler evet ne olur? Mecrurluk işareti olarak kesre alabilir. İki. Muzaaf olursa. Mesela diyelim ki El-Kahiratu, Kahire diyorsunuz. Min ekser. Normalde ef'alu kalıbında olan bu kelime memnu' minassarftır. Yani min'den sonra ekthera olması lazımdı. Fakat mudaf olmuş. Kendisinden sonraki kelimeye ne olmuş bakın? Mudaf olmuş. Min ekferil muduni. Bakın bu kelime min ekferi kelimesi aynı zamanda mudun kelimesine mudaf olmuş. Min ekferil muduni sükkanen şeklinde ifade edilmiş. Ekferi kelimesi burada o zaman ne olmuş oluyor? Kesre alabilir hale gelmiş oluyor değerli arkadaşlar. Mesela şöyle bir cümle yazayım size. Zurtu. Zurtu. Ben ziyaret ettim. Mesacide. Evet. Mesacide. Evet. Mesacide derim. Ya da zurtu demeyin de bir dakika. Celestu diyeyim burada. Onu mecrur yapayım. Zaten mesacide kelimesi mef'ulun bih olmuş oluyor orada. Celestu fi. Celestu fi. Ben oturdum. Nerede oturdum? Fi mesacide. Burası böyle gelir. Ben mescitlerde oturdum şeklinde olur. Mesacide kelimesi memnun minasarftır ve mecrur olduğunda fetha alması gerekir. Peki şöyle desem. Celestu fi mesacide İstanbul. İstanbul mescitlerinde oturdum. İstanbul diyelim şöyle. Bu takdirde değerli arkadaşlar. Evet. Celestu fi mesacide İstanbul. İstanbul mescitlerinde. İşte bu mesacide kelimesi muzaf olduğu için artık ne olması gerekiyor? Kesre alabilir hale gelmesi gerekiyor. Mesacidi derim. Peki İstanbul kelimesini nasıl yaparım? Mesacide İstanbul'le derim. Bu muzaf-ı ileyh mecrurdur. Fakat memnun minassarf olduğundan dolayı mecrurluk işareti olarak fetha almış olması gerekiyor. Bakın iki tane memnun minassarf olan kelime var. Bir tanesi kesre alabilmiş, diğeri ise alamamış. Neden? Çünkü birincisi değerli arkadaşlar, evet muzaf olmuş. Yani demek ki el takısı alırsa burada birincisinde ya da muzaf olursa memnu' minassarf olan kelime mecrur olduğunda fetha alabilir hale geliyor değerli arkadaşlar. Peki şimdi gelelim. İnşallah konu biraz karışık ve uzun bir konu gibi değerli arkadaşlar. Fakat inşallah anlaşılmıştır. Şimdi örneklerimizle inşallah daha da iyi anlaşılacaktır. Şuraya bir bakalım. Va hattan tahtel memnu' minassarf diyor. Memnu' minassarf olan kelimelerin altını çiziniz. İnceleyelim. Vasala Hüseyin. Evet, Hüseyin kelimesi değerli arkadaşlar memnu' minassarf mıdır? Hayır dersiniz. Çünkü özel isimlerden herhangi o saymış olduğumuz kategorilerin hiçbirine girmiyor. Vasala Hüseyin'un derim o zaman. Vasala Hüseyin'un min Mekke'te. Bakın, Mekke'te kelimesi değerli arkadaşlar müennes olan özel isimlerdendir. Dolayısıyla memnu' minassarftır. Min Mekke. Min'den sonra nasıl gelmiş değerli arkadaşlar? Evet, mecrurluk işareti olarak fetha ile gelmiş. Sabahel yevmi şeklinde ifade ediyoruz. Evet. Yani bugünün sabahında Mekke'den geldi şeklinde ifade ediyoruz. Devam edelim. Hâzel veledu. Bu çocuk. İbnül üstâzi. Evet. Hocanın oğlu. Hangi hocanın oğlu? Ya'kub. Şimdi bu Ya'kub kelimesi değerli arkadaşlar cümle içerisine bedel olarak gelmiş. Bedel olan bu kelime el üstâzi kelimesinin
Evet, bedel olarak gelmiş. Bedel olan bu kelime mübdelün minhe tabidir. Yani kesra gelmiş burada. İbnül Üstel, hocanın oğlu. Mudaf-ı ilehtir tabi Üstel burada. Mecrurluğu değerli arkadaşlar. Burada Yaqubi şeklinde gösteremem. Nasıl göstereceğim? Yaqube. Peki niçin hocam? Çünkü bu acemi bir kelimedir. Yabancı bir kelime. Yabancı özel isimlerde yine değerli arkadaşlar memnu minas sarf sayılıyordu. Yaqube derim dolayısıyla. Peki. Selman kelimesi. Selme nun diyebilir miyim? Hayır. Selme nu derim. Burası mübteda değerli arkadaşlar. Ve selme nun tenvin almamasının sebebi memnu minas sarftır. Neden memnu minas sarf? Çünkü sonu elif ve nunla bitmiştir. Selmanu kâne fârisiyel asli. Selman radıyallahu anh. Evet, yani Farisi asıllıydı şeklinde ifade etmiş oluyor. Gelelim bir sonraki cümlemize. Borsaidu. Porsaid değil mi? Porsaid Mısır'da bir bölge biliyorsunuz. Bakın mürekkep bir kelime. Borsaidu derim dolayısıyla. Borsaidun diyemem. Borsaidu. Borsaid yine memnu min sarf bir kelimedir. Mürekkep olduğundan dolayı. Medinetun bir şehirdir. Tekau bulunur. Medinetun tekau fi'den sonra bakın Mısır kelimesi de yine. Evet, müennes bir kelimedir. Özel isimlerden yine memnu min sarftır. Fi Mısra derim. Fi'den sonra nasıl gelmiş? Evet, Mısra şeklinde. Mısri değil de Mısra şeklinde gelmiş olması gerekiyor. Yine mecrurluğu neyle yapılmış? Fethe ile yapılmış değerli arkadaşlar. Demek ki bu cümlede iki tane memnu min sarf kelime var. Bir Porsait, ikincisi Mısır. Sonra kuntu idim diyor. Ben idim. Ne idim? Gazben. Şimdi kuntu'nun kânenin ismi burada tu. Peki gazben kelimesi ise haberi. Haberi nasıl olur? Mansup olur. Gazbenen demedim bakın. Gazbenen temin getiremedim. Niçin? Çünkü faalen kalıbında olan bir kelime bu. Ve memnu min sarftır. Dolayısıyla gazbenne şeklinde ifade etmiş olmam gerekiyor. Kuntu gazbene indeme gadertul içtimâ. Evet, toplantıdan ayrıldığımda sinirliydim diyor. Sonra gatafet. Gatafet kopardı. El bintu. Evet, kız kopardı. Ne kopardı? Zehraten. Bir çiçek kopardı. Bakın buraya kadar herhangi bir memnu min sarf bir kelime yok. Nasıl bir çiçek? Hamra'e. Bakın normalde hamra'en olması lazımdı. Çünkü temin almamasını gerektirecek normalde bir durum yoktu burada. Ama ve lakin şimdi bir durumun ortaya çıktığını görüyoruz burada değerli arkadaşlar. Neymiş bu? Memnu min sarf olan bir kelimeymiş bu. Dolayısıyla hamra şeklinde ifade etmiş olmamız gerekiyor. Haddi zatında şöyle bir hatırlatma da yapalım değerli arkadaşlar. Demek ki tenvin almayan kelimeleri biz 3 şekilde ifade edebiliriz. Tenvin almayan kelimeler hangileridir? 1. El takısı alan kelimeler. Tenvin almaz asla. Mesela el kitap kelimesinde el kitabun diyemem. El kitabu diyerim, derim. Bu 1. 2. Muzaf olan kelimeler. Muzaf olan kelimeler yine tenvin almaz. Mesela diyelim ki normalde kitabun derim. Bak el takısı almamış değil mi? Bir kelime bu şekilde olur. Kitabun şeklinde ifade edebilirim normalde. Fakat öğrencinin kitabı diyeceksem şayet kitabuttalibi şeklinde ifade ederim. Bak tenvin almayan ikinci kelime demek ki muzaf olan kelimedir. Üçüncüsü neymiş? Üçüncüsü ise burada ifade ettiğimiz memnu min sarflıktır. Yani bir kelime memnu min sarf ise o takdirde yine tenvin alamaz. Mesela diyelim ki evet şöyle bir kelime kullanalım. Evet biraz önce kullandığımız kelimelerden Ahmedu diyelim. Ahmedu talibun şeklinde ifade ederiz. Ahmet bir öğrencidir. Ahmedu kelimesi de memnu min sarf olduğunda normalde Ali olsaydı mesela Aliyun derdik. Mahmudun derdik değil mi? Muhammedun derdik. Fakat Ahmet kelimesi memnu min sarf olduğundan evet tenvin alamıyor. Bunu da böylece bir hatırlatmış olalım değerli arkadaşlar. Peki. Demek ki el bintu kelimesi tenvin alamamış çünkü el takısı. Memnu min sarflıkla bir alakası yok onun. Zehraten kelimesi tenvin alabiliyor. Hamra kelimesi niye tenvin alamamış? Çünkü memnu min sarf olan faale kalıbında memnu min sarf olan bir kelimedir. Sonra haracet el cunudu. Ordular ne yaptı? Çıktı diyor. Min el muaskeri kamptan çıktılar. Muasker burada kamp anlamına geliyor. Min el muaskeri methne. Bakın ikişer ikişer.
Bu mesne kelimesi yine memnu' minessarf olan kelimedir değerli arkadaşlar. Bu üleştirme sayıları değerli arkadaşlar genellikle cümle içerisinde hal olarak gelir. Hal anlamını taşır çünkü. Nasıl geldiği sorusunun karşılığıdır. Haracat el cunud minel muaskar. Yani ordular kamptan çıktı. Nasıl çıktı? Mesne. İkişer ikişer çıktı. Nasıl çıktı? İşte thulâthu. Thulâthe ya da işte üçer üçer çıktı şeklinde ifade ederiz. Sonra ma el medinetu. Bir soru edatı olarak gelmiş. Ma el medinetu el kubra. Evet burada yok bakın. Şu anda memnun minasaf olan kelime yok. Ma el medinetu kubra. Ama hocam burada y var. Bakın elif maksura var. Kubra kelimesinden sonra. Hayır. Bu el takısı almış değerli arkadaşlar. El takısı almışsa memnun minasaf olmaktan çıkıyordu biliyorsunuz. Fi Türkiye. Türkiye'de diyorsunuz. Evet en büyük şehir hangisidir? Türkiye kelimesi özel bir isimdir. Ve alem kısmına giriyor. Memnu'u minassarf olarak değerlendiriliyor. Ve ne yapmıyor değerli arkadaşlar? Mecrurluğu fethayla oluyor. Tabi burada fethayı göstermiyorum. Takdiren şeklinde ifade etmiş oluyorum. Sonra. Ahmedu ekseru min ihvetihi ilmen. Cümlesinde Ahmedu kelimesi memnu'u minassarftır. Bu bir. Mübteda olarak gelmiş. Sonra ekseru. Yine ekseru kelimesi de memnu'u minassarftır. Ef'alu kalıbında gelmiş değil mi? İsmi taftillerden bu şekilde gelenler yine memnu' minessarf idi. Demek ki iki tane memnu' minessarf kelimemiz var burada. Ahmedu ve ekseru. Temin alamıyor. Ahmedu ekseru min ihvetihi. Ahmet kardeşlerinden daha çok. Ne bakımdan? İlmen. İlim bakımından daha çok şeklinde ifade ediyoruz. İlmen kelimesi tabi burada temizdir. İftetehet el hukumetu. Hükümet açtı. Neyi açtı? Medari sederiz bakın burada. İftetehet el hukumetu, hukumetu kelimesi faildir. Medaris kelimesi ise burada değerli arkadaşlar mef'ulun bihtir. Medarisen demesi lazımken normalde bir kelime olsaydı medarisen demesi lazımdı. Ama memnu'u minessarf olduğu için bu kelime. Peki niye memnu'u minessarf? Çünkü sıyat-ı muntehel cumu' kısmına girmiş oluyor. Sıyat-ı muntehel cumu' yani kırık çoğul olup da ortasında elif olan ve kendisinden sonra da en az iki harf olan kelimelere biz memnu'u minessarf sigatu muntehel cumu' diyoruz. Peki. Medarise. Sonra kefira ten deriz. Bakın buraya temin koyarız. Çünkü bu memnu'u minessarf bir kelime değil. İftetehet el hukumetu medarise kefireten. Evet. Hükümet çokça okullar açtı. Hâdel âme. Bu yıl çokça okul açtı şeklinde ifade ediyoruz. Sonra. Tûbe. Bakın. Tûbe kelimesi sonunda elif-i maksura var. Bir isim olarak gelmiş burada. Ve cümle içerisinde memnu'u minessarf diyebiliriz. Tuba yani müjdeler olsun anlamında diyebiliriz. Limen aşa muslimen Müslüman olarak yaşayıp da ve mate alel iman ve iman üzere ölen kişi için müjdeler olsun şeklinde ifade edebiliriz. Ya'melu fil müsteşfe. Hastanede çalışıyor. Bu müsteşfanın sonunda elif maksuru var ama el takısı almış. Yani şey değildir. Memnu'u minessarf değildir. Ya'melu fil müsteşfe atibbe'e. Bakın son nasıl bitmiş değerli arkadaşlar? Elif-i memdude ile bitmiş. Doktorlar diyor burada. Atıbbe'e. Affedersiniz atıbbe'u diyeceğiz burada. Çünkü fail konumda. Ya'melu atıbbe'u. Atıbbe'un demedim de atıbbe'u şeklinde ifade etmiş oldum. Atıbbe'u faildir. Temin almaz. Çünkü elif-i memdude ile bitmiş olan bir isimdir. Peki. La be'se bihim. Evet. Yani fena olmayan doktorlar çalışıyor şeklinde ifade ediyor değerli arkadaşlar. Peki. Gelelim ikinci alıştırmaya değerli arkadaşlar. Ayin fîmâ ye'ti el memnû' minessaf. Memnû' minessafı göster ve beyin sebebe men'ihi. Ve niçin memnû' minessaf olmuş onu da onun sebebini de göster şeklinde ifade ediyor. Diyor ki bakın asbahat Zeynebu. Zeynebu kelimesi alem ve müennestir değil mi? Özel isimlerden alem müennes olmuş. Müennes bir kelime. Dolayısıyla memnu'u minessarf olmuş. Zeynebun diyemiyorum. Zeynebu şeklinde ifade etmiş oluyorum. Peki sonra. Üstüşhide hamzetu diyor bakın. Hamzetu. Burada yine fail. Hamzetun diyemiyorum. Üstüşhide hamzetu fi gazveti Uhud'in. Hamza radıyallahu anh. Evet. Uhud savaşında şehit oldu şeklinde ifade ediyor. Yine aynı. Alem müennes kısmına girmiş oluyor. Sonra. Bede'el vahyu, evet, fi şehri, evet, ayında. Hangi ay? Ramazan. Bak, Ramazan ayı. Burası mudaf-ı ileyhtir normalde. Ramazani diyemiyorum. Ramazan ne diyorum? Niçin değerli arkadaşlar? Çünkü Ramazan özel bir isimdir.
Ve nasıl bitmiş? Sonu elif ve nunla bitmiş değerli arkadaşlar. Alem şeklinde söylüyoruz. Ve sonu elif ve nunla bitmiş olduğundan dolayıdır. Yukalu inne İdris aleyhisselam. Bakın yukalu inne. İnnenin ismi İdris'e. İdrisen demiyorum bakın. İdris'e. Niçin? Çünkü acemi bir kelimedir. Acemi şeklinde ifade etmiş oluyorum. Peki. Aleyhisselam kâne evvele hayyatın. İlk terzilerdendir şeklinde olduğu söyleniyor. Kâne Uthmanu. Bakın Uthmanun demiyorum. Kâne'nin ismi olarak gelmiş değerli arkadaşlar. Evet niye Uthmanu dedim değerli arkadaşlar? Çünkü sonu elif ve nunla bitmiş özel bir isimdir değerli arkadaşlar. Alem ve muntehen bi elif ve nun şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi uzatmamak için onları yazmıyorum. Asbaha oldu diyor. Eş'abu. Eş'ab oldu bakın. Eş'abu değerli arkadaşlar. Eş'abu kelimesi bakın özel bir isimdir. Ve cümle içerisinde evet fiil vezinde gelen kelimedir. Eş'abu kelimesi fiil vezinde gelmiş olan bir kelimedir. Ben size demiştim ki if'al kalıbında gelen hani ekramu, eşrafu, ahmedu, eş'abu. Bu tür kelimeler değerli arkadaşlar şaşırmanıza gerek yok. Bu tür kelimelere memnu'u minessarf diyebilirsiniz. Fiil şekli de var çünkü. Eş'abu meselen fi attama'i şeklinde ifade etmiş oluyor. Demek ki ala veznil fi'il şeklinde ifade edebiliriz. Ala vezni el fi'il. Fiil vezinde olduğundan dolayı. Peki sonra. Ba'lebekku. Ba'lebek kelimesini yememnu'u minessarf. Çünkü mürekkep bir kelimedir değerli arkadaşlar. Mürekkep. İki kelimeden oluşmuş tek bir kelime şeklinde ifade edebiliriz. Sonra Ba'lebekku medinetun bir şehirdir diyor. Kadimetun fi Lübnan'e deriz yine burada. Bakın fi Lübnan'e. Fi'den sonra Lübnan gelmiş mecrurluğu kesayla olması gerekirken fethayla olmuş. Niçin? Çünkü aynı zamanda da müennes bir kelimedir. Demek ki birincisi mürekkep olmuş oluyor. İkincisi müennes şeklinde gelmiş oluyor. Sonra İt'amu şahsın bir şahsın doyurulması. Nasıl bir şahıs? Cev'an. Bakın. Şimdi cev'an kelimesi sıfat aslında. Neyin sıfatı? Şahsın sıfatı. Cev'anin demesi gerekirken cev'ane deriz. Niye cev'ane diyoruz? Çünkü fa'lan kalıbında sıfat bir kelimedir değerli arkadaşlar. Sıfatı evet ala vezni fa'lan şeklinde ifade edebiliriz. Tamam mı? Peki. Sonra devam edelim. Biraz daha hızlanıyorum ki. Evet vaktimiz daralmaya başladı. Neşe'e fit tarihi. Tarih. Evet, tarihen yetişti diyor. Tarih-i İslam, İslam tarihinde yetişmiş. Kim yetişmiş? Neşe'nin faili olarak gelecek tabii ki. Neşe ulema'un demeyiz, ulema'u deriz. Niçin değerli arkadaşlar? Elif memdude vardı çünkü onun için. Elif'un memdude. Yani kelimenin sonunda ne var değerli arkadaşlar? Elif'un memdude var. Sonra ulema'u izamun deriz burada. Bu izamun kelimesi temin alabiliyor. Onun sıfatı şeklinde gelmiş. Sa'attu fit tariqi yolda yardım ettim. Nasıl kime yardım ettim? İmraaten bir kadına yardım ettim. Ama imraaten hocam sonunda kapalı T var işte niye? Ama özel bir isim değil. İmraaten normal bir isim, değil mi? Yani özel bir isim olmuş olsaydı o zaman almazdı. Fakat burada öyle bir durum söz konusu değil. Sa'attu fit tariqi imraaten bir kadına yardım ettim. Nasıl bir kadın? Kör bir kadın, ama bir kadın. Evet, görme özürlü bir kadın şeklinde ifade ediyoruz. Amye fe'le kalıbında bir kelime. Amye ederiz, değil mi? Amye en demeyiz. Peki niçinmiş demek ki? Fe'le kalıbında bir kelime olduğundan dolayı. Sonra atfe'e söndürdü. Kim? Raşidun. Bu memnun minasraf değil. Raşid. Peki neyi söndürdü? El masabihe. Masabiha yani lambaları söndürdü. Qablen nevmi uykudan önce söndürdü. Bakın masabih kelimesi memnu' mine sarf idi aslında. Ama el takısı alınca değerli arkadaşlar memnu' mine sarf oldu mu? Hayır. Dolayısıyla burada memnu' mine sarf olan bir kelime yoktur değerli arkadaşlar. Peki dehale el-ummalu. İşçiler ne yaptı? Girdi. Nereye girdi? El-masna'a. Fabrikaya girdi. Nasıl girdi? Hal olarak geliyor bakın. Thula. Evet, thulâthen olması lazımken thulâthe ve rubâ'a şeklinde ifade ediliyor. Peki niçin? Çünkü fuâl vezinde olan, üleştirme sayılarından değil mi? Sıfat anlamını taşıyan, üleştirme sayılarından fuâl vezinde olan bir kelimedir. Râitu fit-tarîqi, yolda gördüm. Bak ne gördüm? Mesâkîne, mef'ulun bihtir burası. Niye mesâkînen demedim, temin almadı bu? Çünkü değerli arkadaşlar, memnû'u minessarf, sîgatu muntehel cumû'u,
Sıgatu muntehel cumu kısmına girmiş oluyor. Bakın mefail kalıbı. Sıgatu muntehel cumu şeklinde ifade edebilirim. Evet. Gelelim bir sonraki sorumuza. İhtel memnu' minas sarf diyor. Memnu' minas sarf olan kelimeleri seçiniz. El münasip uygun olanı. Mimma beynel kavseyn kema fil misal. Evet, örnekte olduğu gibi. Bakın ne diyor burada? Tucedu bulunur diyor. Evet, kefiratun çokça fi mıntıkatina bölgemizde. Burada mektebet kelimesi değerli akşam memnu' minas sarf değildir. Masani' kelimesi bakın mefa'il kalıbında sıgat-ı müntehel cumu ortasında bakın elif var. Ve ondan sonra da en az iki harf var. Masani' kelimesi memnu' minas sarftır. Buyutin kelimesi de memnu' minas sarf değildir. Onun için neyi seçiyoruz? Masani' kelimesini seçmişiz burada. Gelelim buraya. Şimdi memnu' minas sarf olan hangisidir burada bakın. Haleti benim. Evet teyzem. Saide özel isim olarak Saide mi? Yoksa el-um anne mi? Ha, burada Saide kelimesini seçeriz değil mi? Memnu' minas sarf. Evet özel isimlerden müennes olanlar memnu' minas sarftır. Onu seçelim. Dolayısıyla Saide tu derim. Te'amelu fil kulliyeti üstadeten. Saide fakültede bir hoca olarak çalışmaktadır. Peki yeştemi'u ru'asa'u el-vüzara başbakanlar ne yapmaktadır? Toplanmaktadır. Nerede? Fil kahirah diyemem. El takısı almış. Fil kuveyt diyemem. El takısı almış. Normalde bunlar özel isim. Müennestir. Fakat el takısı aldığı için memnu' minas sarf olmaktan çıkmış. Evet İstanbul ederim. Fi İstanbul'e şeklinde ifade etmiş olurum. Sonra bakiye kaldı. Ali'nin kelimesi memnu' minas sarf değildir. Hasan'ın kelimesi yine öyle ama Yusuf kelimesi acemi yabancı bir kelimedir. Bakiye Yusufu derim. Ali olsaydı Ali'yun demem lazımdı ya da Hasan'ın şeklinde söylemem gerekiyordu. Sonra evet uhibbu en ezura ziyaret etmeyi severim. Medine te evet şehri hangi şehri bu muzaf olmuş tabi temin almıyor. Medine te Hadramaut. Bakın Medine el Medine. Medine-i Münevvere değil buradaki el Medine. Tabi el takısı alınca Medine-i Münevvere'yi kastediyoruz. Er-Ribat bu da el takısı almış olmuyor. Hadramaut kelimesi ise mürekkep bir kelime. Aynı zamanda muzaf-ı ileyh olmuştur. Hadramaut şehrini demek istiyor. Hadramaute şeklinde ifade ederiz. Bu tür kelimeler değerli arkadaşlar mürekkep olup da şehir ismi olanlar iki yönüyle aslında memnu' minas sarf olmuş oluyor. Birincisi mürekkep olmaları dolayısıyla ikincisi de müennes aynı zamanda bunlar. Hani şehir isimleri, ülke isimleri aynı zamanda müennes idi ya. Bunlar da aynı şekilde iki yönüyle de müennes sayılıyorlar. Daha doğrusu memnu' minas sarf sayılıyorlar. Sonra el-ulema diyor bakın. Minel-ulema il-kirami beynet-tabi'in. Tabiler arasındaki büyük alimlerdendir şeklinde ifade ediyor. Acaba burada hangisi memnu' minas sarf olan kelimedir? Bakın Malik bin Enes değil. Malik çünkü meleke kelimesinden bir normal bir Arapça bir kelime. Bin Enes. Muhammed yine aynı şekilde ama Süfyan kelimesi değerli arkadaşlar. Süfyan kelimesi memnu' minas sarftır bak. Süfyan ibn Uyeyne. Neden diyeceksiniz? Çünkü sonu neyle bitmiş? Elif ve nunla bitmiş. Uthman, değil mi? Affan, Selman. Bunların hepsi elif ve nunla bitmiş olan bu tür özel isimler memnu' minas sarftır. Peki sonra. Dehele ebi babam girdi. El beyte babam eve girdi diyor. Peki nasıl diyeceğiz? Hazin kelimesi. Ve huve hazinun. Bakın. Ve huve hazinun. Üzgün bir şekilde. Hazin kelimesi memnu' minas sarf değildir. Sıfat-ı müşebbehedir. Ta'ban kelimesi yine sıfat-ı müşebbeh ama fa'lan kalıbında gelmiş olan bir kelimedir. Dolayısıyla bu memnu' minas sarftır. Dolayısıyla ta'banun demem de ta'banu derim. Mübtesim. Gülümseyerek diyorum. Mübtesimun derdim eğer mübtesim gelseydi. Ama memnu' minas sarf değil tabii. Burada memnu' minas sarf olan tek bir kelime var. O da ta'ban kelimesi fa'lan kalıbında gelmiş olan bu kelimedir. Sonra ra'aytu sadiqi. Arkadaşımı gördüm. Fi seyyaratin. Bir arabada gördüm. Şimdi nasıl bir araba sıfatı gelecek? Kadimetin. Burası temin alır. Memnu' minas sarf değildir. Galiyetin yine. Evet temin alır. Ama hamra kelimesi fa'la kalıbında bir kelimedir. Hamra ederim. Kesre alması gerekirken değerli arkadaşlar fetha alıyor. Aynı zamanda temin alma ihtimali yok zaten. Fi seyyaratin hamra şeklinde ifade etmiş oluyorum. Kırmızı bir arabada gördüm. Celeser rukkabu. Evet. Oturdular diyor. Rukkab kelimesi burada ne diyebiliriz? Yolcular diyebiliriz. Evet. Fit daireti uçakta. Uçağa oturdular. Nasıl oturdular? Bakın. Müteferriqin ya da cemiyen diyemem. Humas değil mi? Humase, beşer beşer oturdular. Fuale kalıbında gelen memnu' minas sarf bir kelimedir. Diğerleri ise memnu' minas sarf olmadığı için onları seçemem.
Akame el hizbu, evet, el ihticacati, protestoları ortaya koyuyor bir parti. Fi nerede? Fil asimeti. El taksıyla gelmiş zaten olmuyor. Meyadin, bakın. Meyadin kelimesi mefa'il kalıbında gelmiş olan memnu' min as-saf olan kelimedir. Sıyatı müntel cumu' kısmına giriyor. Meydanlar demek. Meyadin, meydanlar. Fi meyadine deriz dolayısıyla. Fi'den sonra gelmiş olan bu kelime fi meyadine kebiraten, büyük meydanlarda protestolarını ortaya koyduğu şeklinde ifade ediyor. Sonra zaharal kamaru. Evet, ay ortaya çıktı ve başka ve zuhalu deriz değil mi? Zuhalu kelimesi fualu vezinde gelmiş olan bir özel isimdir. Dolayısıyla zuhalun demem de ve zuhalu şeklinde ifade etmiş olurum. Lami'ayni, parlak bir şekilde ortaya çıkmıştır şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Gelelim bir sonraki, evet, cümlemize yine. Hadicetu, Hatice diyor. Evet. Ekbaru kelimesi. Tabi burada ekbaru kelimesi gelecek. Ekbaru min Selma. Selma'dan daha büyüktür şeklinde ifade ediyoruz. Biliyorsunuz ismi taftillerde değerli arkadaşlar. Bir ekbaru, bir de kubra müennesi var. Fakat eğer bu ismi taftil sıfat olarak kullanılmıyorsa, cümle içerisinde sıfat şeklinde kullanılmıyorsa hep müzekker şekli ekbaru ef'alu kalıbıyla kullanılıyor. Burada da ekbaru kalıbını kullanmış olduk. Ef'alu vezinde olduğu için temin almıyor. Ekbarun diyemiyorum. Hatice'tu ekbaru min Selma şeklinde ifade ediyorum. Sonra fil meşfe. Meşfe aynı zamanda müsteşfa gibi. İkisi de aynı anlama geliyor. Fil meşfe. Evet, hastanede ne varmış? Bakın memnu' min as-sarf bir kelime arayacağım değerli arkadaşlar. Evet, muvazzafun. Muvazzafun. Evet, görevliler vardır diyor. Ummalun. Evet, cerha. Bak son nasıl bitmiş değerli arkadaşlar. Cerha kelimesi elif-i maksur ile bitmiş. Yani yaralılar anlamına geliyor. Elif-i maksur ile bittiğinden dolayı buna memnu' min as-sarf şeklinde ifade ederim. Cerha, yaralılar var. Adidune, çokça yaralılar. Bi sebebi havadetil murur şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Peki, gelelim dördüncü alıştırmamıza. Va hattan tahtel ismi memnu' min as-sarf. Ve beyin sebebi men'ihi kema fil misal. Altı çizili olan kelime memnu' min as-sarf olan kelimelerin altını çiz ve sebebini göster şeklinde ifade ediyor. Daha önce böyle bir alıştırma yapmıştık değerli arkadaşlar. Onun için buraya yazmayacağım. Sadece ifade edeceğim. Hangilerin olduğunu ifade etmiş olacağım hızlı bir şekilde. Bakın örnekte vasala raisul cami'a min London. London kelimesi alem müennestir ve aynı zamanda da acemi bir kelimedir. Dolayısıyla memnu' min as-sarf olmuştur. Peki. Raca'at su'adu. Bakın su'adu kelimesi burada memnu' min as-sarf'tır. Su'adu özel bir isim olarak müennes ismidir. Türkiye'de belki erkek ismi olarak kullanılıyor ama Arap ülkelerinde bu su'ad müennes bir kelimedir. Dolayısıyla su'adun demem, su'adü derim. Çünkü müennes bir kelimedir. Özel müennes bir kelimedir. Talhatu. Bakın talhatu kelimesi yine özel bir isimdir. Ve müennes kategorisine giriyor. Çünkü kapalı T var sonunda. Talhatu ahunel ekber fi üsretina. Talha bizim en büyük kardeşimizdir şeklinde ifade ediyor. Sonra la yumkinu en yakifer raclu li ennehu ta'banu. Bakın fa'lanu kalıbında gelmiş olan bir kelimedir. Ondan dolayı memnu' min as-sarf olmuş. Tevella Umaru. Fu'alu kalıbında gelmiş bir özel isimdir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla memnu' min as-sarf olmuştur. Yasilu. Ulaşır. Nesebur Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz nesebi nereye ulaşır? İle Adnane. Bakın Adnan kelimesi sonu elif ve nunla bitmiş olan özel isimlerdendir. Dolayısıyla ile Adnanin diyemem. İle Adnane. Sonra yusri'u el-ummalu ile masna'i. Thalâfe ve ruba'a. Evet, felâfe ya da ruba'a kelimesi değerli arkadaşlar, fu'al kelimesi ile gelmiş olan üleştirme sayıları memnu' min as-sarf'tır. İştara sadiqi kalemen esvede, evet, esvede kelimesi ef'ale kalıbında gelmiş olan, evet, sıfat anlamını taşıyan esvede kelimesinde ile gelmiş olan memnu' min as-sarf kelimedir. El-kahiratu min akdemi mudunil alemi. Değerli arkadaşlar, burada memnu' min as-sarf kelime yok. Neden diyeceksiniz? Çünkü Kahire tamam özel bir isimdir. Ve normalde memnu' min as-sarf olması gerekiyordu ama el takısı almış. El takısı alıyorsa artık memnu' min as-sarf olmaktan çıkar diye ifade etmiştik. Burada yok yani demek ki. Sonra İstanbul'u. İstanbul'u kelimesi özel bir isimdir. Ve müennes kategorisine girmiş oluyor. Memnu' min as-sarf'tır. İstanbul'u hiye el-medinetu el-kubra fi Türkiye. Aynı zamanda Türkiye kelimesi de öyledir. Fil mudunil kubra, büyük şehirlerde ne varmış? Şevâri'u. Bakın şevâri'u kelimesi sıgatu müntel cumu'u. Bakın
ortasında elif var. Çoğul bir kelimedir. Ortasında elif var. En az iki harf var kendisinden sonra da. Dolayısıyla fevail kalıbında bir kelime. Şevâri'u şeklinde ifade ediyoruz. Ve sigat-ı müntel-cumu bir kelimedir. Yecibu en tekra. Okuman gerekir. Li şuara. Bakın şuara kelimesi memnu' min es-sarf'tır. Neden? Çünkü sonu elif-i memduda ile bitmiştir. Li şuara taklidiyyin. Evet. Klasik dönem şairleri ne yapman gerekiyor diyor. Okuman gerekir şeklinde ifade etmiş oluyor. Sonra tucedu bulunur. Fil ceziretil arabiyeti sahara. Bakın sonu neyle bitmiş değerli arkadaşlar? Elifi maksur ile bitmiş. Evet, çöller bulunur. Nasıl çöller? Kebiratun şeklinde ifade ediyor. Tucedu kelimesinin neyi olmuş oluyor bu? Naibül fail olmuş oluyor. Tucedu meçhul bir fiildir. Dolayısıyla naibül fail sahara şeklinde gelmiş oluyor değerli arkadaşlar. Peki burada konumuzu değerli arkadaşlar bu konumuzu birinci kısmını bitirmiş olalım. İkinci kısmını inşallah bir sonraki videomuzda devam etmiş olalım. Alıştırmalar kısmına bir sonraki videomuzda devam etmiş olalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.